Herkese selam dostlarım, Oyun Başkanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün o çok beklenen yılın oyunu Age of Empires 4 resmen çıkış yaptı arkadaşlar. Biz de akabinde indirdik ve sizler için bir ilk izlenim videosu çekmek istedim. Buyurun gelin videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi oyuna ilk giriş yaptığınızda kısa bir fragman geçiyor. Daha sonra bir öğretici, ama biz oraları atladık tabi bildiğimiz için. Ama hiç Age of Empires oynamadıysanız oynamanızı öneririm. Steam'de arkadaşlar şu an itibariyle 300 TL'lik bir fiyatla çıkış yaptı ve yaklaşık 34 GB bir disk alanı istiyor. Ona göre bakarsınız, sistem gereksinimlerinize göre indirirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bugün ne yapacağız ona bakalım. Şimdi şurada Age of Empires 4'ü öğren diye bir görev serisi getirmişler sanırım. Biz bunları yapmaya gerek yok yani. Biz bunları biliyoruz zaten. Ama bilmediğimiz bir şey var mı onu da bilmiyorum. Bakalım. Tek oyunculu bölümden başlayacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Normanlar, Yüzyıl Savaşı falan diyor. Bunları seçiyoruz mu? Ne bu? Anlamadım. 1066'da Normandiyalı William İngiltere Krallığı'nı geç buraları geç. Buradan galiba özel yetenekler falan mı kullanabiliyoruz? Ne bu? Her neyse, çarpışma var. Kayıtlı oyunu yükle diyor. Ha. Şimdi bir dakika. Biz şuradan seferden bir başlayalım. Sefer sanırım seviye 1. Aynen bakın. Lokman diye beni buraya kaydetmiş zaten hemen. Tamam. Grup murup açabiliyoruz. Çok değişik şeyler var galiba. Biz İlk öncelikle kolaydan bir başlayalım arkadaşlar. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi taklaya gelmeyelim. Norman bilmem ne. Geç hadi. Geçemiyoruz mu? Atlamak için basılı tut diyor. Tamam, buraları geçtik. Bu ne? Allah, burada bir şeyler değiştiriyor muyuz? Yok. Oynanış ipucuya bazı birimler diğer birimlere karşı daha iyidir. Örneğin mızraklı askerler atlıları mükemmel şekilde karşılar diyor. LoL'den alışık olduğumuz gibi bazı hero'lar bazılarının counter'ıydı mesela. Burada da aynı şekilde mızraklılar atlılara karşı. Ondan sonra okçular piyadelere karşı. Piyadeler mızrakçılara karşı falan filan. O şekilde de gidiyor. Yüklensin şu an, gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bayağıdır ben de bekliyorum bu oyunu. Bir de böyle yakın zamanda diyebileceğim, beklediğim oyunlardan bir tanesi de Farming Simulator 2022. Bakalım o nasıl bir değişimle çıkacak. Şu an bunu ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Burada bayağı yüksek bir ordu var. Burada bayağı büyük bir çatışma çıkacak gibi duruyor. Bakalım. Ama bir saniye. Şimdi şöyle geliyoruz gidiyoruz. Aynen LoL'deki gibi. Şimdi karşı taraf biraz daha mızrakçıları falan var. Bizde ön tarafımızda güzel. Bizde de şeyler var aslında. Biz direkt şöyle yapsak. All-in yapsak. Yok, olmuyor böyle. Şöyle seçsek hepsini komple. Seçemiyoruz mu? Şöyle yapacağız o zaman. Abicim şimdi kayma dizilişi geçiş yapmak için diyor. Delici bir güç kayma diyor ya, kama. Kama dizilişi geçiş yapmak için sol geç onu. Kama dizilişi delici bir kama dizilişi oluştur diyor. Şimdi bu savunmayı yarmak için bizim kamaya ihtiyacımız var sanırım ya. Yani öyle görünüyor en azından. Şöyle kama yapalım bunları. Aynen öyle. Şimdi savaşa başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada bu mouse hassasiyeti çok fazla. Bunu düşürmemiz lazım. Oyunun sesini kıstığım için ses biraz düşük geliyor olabilir. Hemen onu bir şuradan ayarlar kısmından oyunun sesini birazcık artırayım. Çünkü o ses olayını ayarlayabilmişler mi merak ediyorum açıkçası. Yalnız bu böyle giderse biz kaybedebiliriz. Bunları ben hareket ettiremiyorum ki. Bunlar çok saçma oldu böyle ya. Ön taraf savaşıyor, arka taraf kaldı böyle. Lider her an etkinleştirebilir, özgün yetenekleri vardır. Özel yeteneğini etkinleştirmek William'ı seç. O kadar şeyin içerisinden ben hangisini? Birliklerin kalkan duvarından uzaklaşma emri ver diyor. Nasıl yapacağız bunu? Kalkan duvarından uzaklaştırdık. Anglo-Saxon dedi. Anglo-Saxon neydi? Bir 5 tane devletin müttefik değil miydi? Öyle bir şeydi sanırım ya. Anglo-Saxon o kadar şey gelmedi, yabancı gelmedi bana. Ha şimdi biz kralımız, şurada bak kralımız Dük William. Kalkan duvarını Saksonları öldür diyor. Kardeşim Sakson nedir? Ne oluyor? Dük William diyor. Geç şimdi. Tamam bizimkiler gebertiyor ya. Sıkıntı yok. Galiba biz seferde 1. sınıfa girdik arkadaşlar ama. Heh. Kısım kısım açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle gelin abicim size. Aynen. Siz de gelin şöyle. Şöyle gelin. Okçuları düşman mızraklı askerlerine karşı kullan diyor. Biz de öyle yapıyoruz şu an. Bayağı da bir okçumuz var arkadaşlar. İnşallah sesi size çok gelmiyordur ya. Ben şu savaş sesinden dolayı birazcık rahatsızım. İnşallah size de o kadar çok gelmiyordur. Şöyle ana sesi çok değil de müzik sesini bir tık kısabiliriz. Kapat desem, devam et desem bakalım. İyi, güzel. Okçular birbirlerine uzaktan saldırabilirler fakat yakın dövüşlerden onlara zayıf verdi biliyor musun? Saldırı gidemek. A'ya bas ve bir düşman birimini yakından yere sol tıkla. A'ya bas diyor. Bastım. Abicim siz şöyle gelin bakayım. Ne oldu şimdi? Bir şeyler değişti. Zayıflar evet. Bizimkilerin hepsini duman ettiler. Abicim sen de gel şöyle. Biz bu savaşı hiç yönetemedik arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim askerler duman oldu. Ben size söyleyeyim yani. Siz şöyle gelin abicim. Siz şöyle gelin. Arkadan saldırmaya devam. A'ya bas diyor. Şöyle yap diyor. Yapıyorum işte. Süvarilerin alana girebilmesi için düşmanı mızraklı askerlerini öldür diyor. Şimdi hepsi sırayla giriyormuş arkadaşlar. Ben de diyorum bu işte bir terslik var, ilerlemiyor bizimkiler falan. Ama normalmiş yani. Şöyle seçip şöyle saldırtıracağım hepsine. Girin abi birbirinize. Hadi bakalım. Galiba bu bana sınırsız asker verdi. Bir de kolay modunu seçtim ya. Ben bunları öldürene kadar bunlar devam edecekler. Abicim siz de şunlara saldırın. Siz de şunlara saldırın. Mızraklı askerler süvarilere karşı iyidir. Dolayısıyla bu mızraklı askerlerin şövalyelerin sahaya çıkmadan önce öldürülmesi gerekiyor gibisinden bir şeyler söyledi. Tamamdır artık bütün ordumu kullanabilirim yani. Gel bakalım sen de. Okçular şurada dursun abi. Hatta onları tepeye çıkartacağım. Siz buradan okçulara dalın abi. Direkt okçulara dalın. Aynen öyle. Gel bakalım şimdi sen. Bunlar ne sınıf abi? Belli oluyor mu buradan ya? Ne olduğu belli oluyor mu? Keşif kolu silahşörü diyor. Keşifçiler herhalde bunlar. Silahşör bir de. Bu ne işe yarıyordu? Yakındaki müttefikleri toplayarak 15 saniye menzilli saldırı hızlarını ve yakın saldırı hızlarını artırır diyor. Şimdi yakındaki derken şunları yapabiliyor sadece. Bunların saldırı güçlerini ve saldırı hızlarını artırıyor. Oo, bizimkiler ne yapmışlar orada? Dur, orada bir tane burada Kral Arnold var. Arnold mudur? Arnold mudur? Saldırın abi şunlara. Saldır abi, devam. İyi de abicim, Kral Harald ölüyor mu? Ne oluyor burada? Bize asker lazım biraz daha. Gel abi. Gel abi şöyle. İlerle abi, ilerle. İlerle, ilerle, ilerle. Saldırın şunlara bakayım şimdi. Yıkın orayı. Aslanlarım benim be. Dev. Yemin olsun dev gibi ordum var. Halen daha şunları yenemiyoruz ya. Hadi bakalım. Güzel güzel. Olacak olacak. Şimdi arkadaşlar ilkin bu öğrenme safhası olduğu için nüfus diyor. Burada 82 mesela. 82 tane askerim varmış. Onu söylüyor bana. Yiyecek, altın. Taş mı ne bu? Taş galiba. Bu ne? Lideri dirilt. Lideri dirilt dedim. Hadi bakalım. Etkisiz hale gelmiş bir lideri birimine ilerle ve onu anında dirilt. Etkisiz haldeki lider kısmi sağlıkla hayatta döner. Bizden mi oluyor yani? Anlamadım. Yoksa ölen bizim lider miydi ya? Onu da çözemedim ama. Neyse, çözeceğiz. Zamanla. Kralım. Kralım sen ölme kralım. Galiba ilk Viev'i tamamladık. Kolay da olmasına rağmen biraz alıştık. Yani şöyle söyleyeyim, bu mouse hassasiyetini birazcık ayarlamam gerekiyor. Ne sandınız oğlum? Türk'ün gücünü göreceksiniz. Hepinizin içinden geçeceğim. İnşallah bu arada Türk ırkı vardır ya. Bununla ilgili hiçbir şey görmedim de yani bir yayın izlemiştim. Orada bilmem ne kavmi dediler. Onlara Türk diyorlarmış falan. Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Türk kavmi olsa Türk diye yazar yani. Age of Empires IV'de mesela Osmanlı diye yazıyordu. Ottoman Empire diye yazıyordu yani kocaman. Şimdi kale inşa etmek. Bunlar video galiba değil mi? Bunları videosundan izliyoruz. Abi bu görüntü gerçek olamaz ya. Zaten gerçek değilmiş yani. Gerçekten almışlar. Bunlar geç. Bunlar Norman fethi. Bir de şuna da bakalım. Geç. Tamam. Kapat bunu da. Şimdi devam et diyelim. Bakalım ileride neler olacak. Bir saniye. Ben bu kadar orduyu yönetemem. Anglo-Saxon. Ne bu Anglo-Saxon ya? Arkadaşlar bilenleriniz varsa bir yoruma yazabilir mi? Yani benim bildiğim kadarıyla dünyayı yöneten 5 tane devletin ittifaklığı diye biliyorum ben. Anglo-Saxon ailesi mi diyeyim artık ona? Müttefikleri mi diyeyim? Öyle bir şeydi yani, yanlış hatırlamıyorsam. Geç bunu. Geç bunu. Geçemiyor muyum ya? İngilizcemiz zayıf olduğu için bu tür yerleri tam anlamadan geçiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada İngilizlerin nasıl sömürge bir devlet olduğunu göstermeye çalışıyor sanırım. Her yere diyor kale yaptı diyor bir şeyler. Kaleler harbiden güzel ama. Ne yeter daha, ne Anglo-Saksonmuş. Basılı tutuyor. Basılı tutayım da geçeyim bari. Bu kadar animasyona gerek yok. Biz direkt abi bizi savaşın ortasına götür bizi ya. Biz şöyle savaş tecrübemizi geliştirelim biraz yani. Şu an oyuna birazcık yabancı olduğumuz için her şeye böyle bu ne gibisinden bakıyoruz. O safhayı bir atlatırsak olaylara daha böyle geniş pencereden, daha objektif bir şekilde bakacağız. Ama Age of Empires 3 ile 4 arasında öyle nasıl söyleyeyim, uçurum bir fark yok arkadaşlar yani. Ama savaş mekaniklerinde birazcık iyileştirmeler var. Mesela Age of Empires 3'te çok yavaştı yani, her şey çok yavaştı ama burada savaş animasyonlarına bakıyorum, onlar gerçekten iyileştirmeler var. Mesela insanlar daha belirgin, savaşçılar daha belirgin yani, görüntüde çok iyi bir gelişme var yani. Onu söyleyebilirim ilk etapta. İnşallah şu karının sesi benim sesimi engellemiyordur. Ya bir sus. Tamam, ne yapacağız şimdi biz burada? Bilmem bir yeri ele geçir diyor galiba. Biz şurayı... Neresi lan burası? Şurayı ele geçiriyoruz. Yok. Neyse biz bir ilerleyelim. Kralı yürüttükçe bunlar da yürüyor mu? Yok. Biz hepsini seçeceğiz sanırım. Şöyle gelsinler bakalım. Nasıl bir düzen alıyorsunuz abi siz? Kral nereye yol alacak bakalım. Kral nerede duruyor? Oo. Zavva, burada biraz bir tane düşman gözcüsü gördük. Orada düşman askerleri, hemen saldır abicim. Hemen saldır. Bizde hiç geri vites yok. Bizde hiç geri vites yok. Devam. Kralım. Kralım sen bir tanesin, hadi bakalım. İşte bu be. Kralın özel yeteneğini kullanınca arkadaşlar gördüğünüz gibi yani o yeteneği kullanan şeyler sarı görünüyor. Biz burayı bitirdiğimize göre hemen şuraya saldır abi. Hiç zaman kaybetmeyin abicim, gelin buraya, gelin gelin. Kasabanın merkezine saldırın, olay bitsin işte. Yakın abi orayı. Aynen öyle, arkadan vursun istediği kadar ya. Lan vur vur. Yıktınız zannettim ben de. Yık şurayı, yık. Yık 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 yık. Şunlar öldür ya. Bizim atlılarımızın hepsinin içinden geçmişler ya. Saldırı maldırı diyor ya. Ne saldırısı? Şunları da öldür abicim ya. Bizi eritti ya. Eritti resmen. 2 tane asker bizi eritti ya. Çok güzel. Onları öldürmeden orayı da şey yapamıyormuşuz. Ne yapacağız şimdi biz burada? Hemen abicim şuradan toplamaya başla. Oyun kaydediliyor. Biz burayı da tamamladık sanırım ama ekonomiyi güçlendir diyor. Ekonomiyi güçlendireceğim. Bir saniye. Öncü diyor. Dünyayı keşfetmeye yaramaz. Geç. Bize işçi lazım. Evet. İşçi lazım bize. İşçi bas. İşçi bas biraderim. Çok güzel. Şimdi benim askerlerim şöyle bir gelin bakalım. Sen çık aradan. Köylü möylü var mı ya? Koyunlar da geliyor yarabbim. Çık şuradan. Çıkın şu aradan gidin Allah aşkına ya. Şimdi gel sen bakayım. Şurada taş madenimiz falan var mı? Sen şurayı onar bakayım ya hatta. Siz de gelin onarın abi şurayı. Yardım edin bu karıya. Tek başına yapamaz. Yiyecek yerini artırmak için böğürtlen canlılarında hayvanlar ve böğürtlen canlılarda, çalılarda, hayvanlar ve tarlalarda daha fazla köylü görevlendir. Tamam, şurayı bir yapsınlar, biz daha fazla bir şeyler yapacağız. Biz daha dün başlamadık bu oyuna. Biliyoruz yani ne yapacağımızı. Sıkıntı yok. Kessin, sen de şunu kes. Bacım sen orada devam et. Deve mi lan bu? Avlanabilecek geyik. He. Hani deve gibi duruyor. Nasıl geyik lan bu? Ha, geyikmiş. Uzaktan bakınca deve gibi duruyor. Kralım. Şöyle bir düzen alın. Abicim. Aferin size. Şimdi siz şöyle komple Bak şöyle şu olayı beğenmedim yalnız. Yani evet, böyle daha iyi sanki. Aynen, böyle daha güzel oldu. Daha bir şekil göründük. Tamam, şimdi sen de şunu kes. Ne yapabilirsin bize? Değirmen diyor. Değirmene gerek yok. Bize tarlaya da gerek yok. Kereste kampı var. 4 tarla daha inşa ediyor. Yani tarlaya ihtiyaç varmış arkadaşlar. Bize tarla lazımmış. Şuraya. Ondan sonra şuraya, şuraya inşa et, şuraya inşa et. Böyle dağınık dağınık olsa da önemli değil. Sıkıntı yok. Gel sen de. Devam et, devam et, devam et. İşçi bas. İşçi ver, işçi ver, işçi ver. Tamam. 5 köylü odun kesmek üzere görevlendir. Tamam abicim. Hemen biz bir tane daha işçimiz çıksın. Okçu mu? Lan okçunun orada ne işi var ya? Git şuraya. Bütün ayarlarım ultra'da değil mi ben? Şunlara bir bakayım arkadaşlar bu arada. Ayarlar, grafikler. Yüksek, yüksek, yüksek. Ortada. Bir tanesi ortada. Ne bu ortada olan? Gölge kalitesi mi? Gerek yok gölgeye de ya. Kapat de şunu. 60 FPS üzerinden 55 FPS veriyor. Şu an sistemin de durumu gayet iyi aslında. Bir saniye, o köylüm çıktı mı? Çıktı. Şimdi bu köylüye bir tane kereste kampı yaptıracağız ama biz bu kereste kampını nerelere yaptırabiliriz? Şuraya yaptırsak ne olur? Aynen. Buraya doğru yaptıralım. Çünkü sen de gel. Çünkü buradan odun oraya taşımasınlar, yani mantığı yok. Ama bir yandan da oraya dikkat etmek lazım. Şimdi bu tarafı görmüyoruz. Bu taraftan bir düşman saldırısı gelebilir. 2 ev daha inşa et. Ev de inşa edelim. Tamam. İnsan bir rica eder. Hadi bakalım. Şimdi burada ne var? Okçu mu? Okçuyu şey yapabiliyoruz. Allah Allah. Böyle bir şey yoktu ya. Tamam, gel. Devam et. 3 tane verdik şu an. Bu 4. Bir tane daha vereceğiz. Nerede saldırı altında lan? Oo, yukarıdan saldırıyorlarmış. Şuraya, 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 şuraya. Bir de saldırı gelince gördüğünüz gibi şunun üzerinde bir şeyler yanıyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama onu da öğreneceğiz zamanla. Gel abicim şimdi. Diğer saldırı ne taraftan? Tamam, saldırı bitmiş. Saldırı maldırı yok. Rahat olun. Sakin olun. Hemen celallenmeyin oğlum. Siz profesyonel birliksiniz. Tamam şimdi. Bunlara verdik gazı, verdik mehtere. Şimdi gel bakayım şuradan. Emre'nin oduncu. 5 köylüyü odun kesmek üzere öyle gören. Tamam, bu tamladık. 2 ev daha inşa et diyor. Sen gel bakayım buraya, boş boş duruyorsun. Evdir, bu da ne olacak? Birini şuraya inşa et, birini de buraya yap. Tamamdır. Bakayım inşaatlarda bir şeyler değişmiş mi ya? Yani göze hoş geliyor. Daha güzel yapmışlar. Yani iyileştirmeler var yani. Yok denemez. Hem de bayağı iyileştirme var. O yönden gayet iyi. Bir de farklı farklı evler var sanırım. Yani. Yo, hepsi aynı mı? Ufak tefek farklılıklar var işte. Ekonomi güçlendir. Görevimiz tamamlandı. Bakalım bu saatten sonra ne görev verecek. Takviye birlikler ulaştı diyor. Takviye birlikler ulaştı. Görüntüle diyelim. Çok iyi. Bunlardan bizim şimdi büyük bir ordu savaşa hazırlıyor o zaman bizi. Bir meydan muharebesine hazırız yani biz de. Hemen yapalım. Bak bayan ablam, sen iyi bir ablama benziyorsun ama böyle yabancı konuşma ya. Biz gelemiyoruz o tür konuşmalara yani. Bizi Türkçe konuş, canımızı ye. Bizim İngilizce ile aramız bozuk. Öyle yani, İngilizce kelimeler bilmeyiz biz. Gel bakayım şimdi şöyle. Uf, orduya bakın beyler. Adamsınız siz, adam. Bir de şunlara neydi, Frozenheim'deki gibi böyle bir sağlık ocağı yok mu? Bunları içine çekince şöyle canları dolmuyor. Her oyundan biraz alıntı yapmak istiyorum ben de ya. Anlamadım. Ne istiyor şimdi? Full orada ele geçir yani. Sen de her şeyi benden bekliyorsun biraderim. Hadi gidelim madem. Şöyle toplu gidin biraderim, tamam mı? Wow. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Şunlara hemen bir saldırın abicim. Saldırın lan, saldırın lan. Bu adamı ortada ezdiler yemin ederim. Ben bu tarafa doğru keşife çıkıyorum arkadaşlar. Ama sürekli şu ordunun şöyle saçma sapan yer değiştirmesi biraz bir tık sinir bozucu gibi duruyor ama. Eyvah, atla düştü mü ha? Tüh! Atlıyı düşürdük. Ama bir tane de okçu mu düşecek? Kalkan da düştü bir tane de be. Tüh. Tamam, diğerlerine hiçbir zayiat gelmeden. Burada iki tane asker zayiatı verdik. Şunlar da gelsin. Hepsi birlikte tam bir sıra olsunlar ondan sonra. Şu meydanda bir toplanın abi. Size bir bakayım şöyle görüntünüze ya. Durun şöyle bir durun. Heh. Tamam, şimdi iki tane yol ayrılıyor. Tabii ki sağdan gideceğiz. Sağdan git, cüzdan bul. Sağdan devam et abicim. O bir tane bir şeyler gördük orada şimdi. Oo, sur var beyler. Sur var, bir saniye. Şimdi olayın rengi değişti ama biz surla murla uğraşmayız. Surun etrafını açık bırakmışsınız. Ne anlamı var ki? Yani. Lan oğlum siz çok dalıyorsunuz lan. Bak öyle dalıp dalıp gitmeyin. Adam ekerler yemin olsun bak ha. Lordum sen de kullan özel becerilerini. Direkt arka tarafa gidin abi. Direkt arka tarafa gidin. Bunlar şurayı biçin önce bakayım bir. Tamam, içimizde asker kalmadı. Devam ki. Devam. Şunlara. Çok iyi. Devam. Arkaya hiç bakma. Arkaya bakma. Tamam, buranın da galiba belini büktük arkadaşlar. Lan vurun lan şunlara. Kaçıyorlar bir de, ibnelere bak. Lan oğlum. Erkek gibi vatanınızı savunun lan. Ne lan öyle Suriyeli gibi hemen kaçıyorsunuz. Tamam, burayı ele geçirdik. Şimdi bir tane yerimiz kaldı. York'u ele geçireceğiz bir de. Şimdi bura bizim mi oldu? Güzel. Oyun kaydediliyor. Kaydet bakalım abicim. Kaydet. Ordun için destek topla. Nereden toplayacağım ben desteği? Bir simge inşa etmek için yiyecek ve altın topla diyor. Abim şunları bir yok edin be. Bak gelenler var abim, böyle sevmem ha. Bunları içeriye attık diyelim. Geri nasıl çıkartacağız? İşe geri dön. Ha, D ile işe geri dön diyorsun. Dönüyorlar. Tamam, gayet iyi. Lan oğlum gelin lan. Ayıp lan size. Gelin bakayım şimdi şöyle. Güzel. Bize güzel bir yer bırakmışlar. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ederiz. Şimdi bizden ne istiyordu? Bir simge inşa ediyor. Simgeyi nasıl inşa edeceğiz şimdi? Simge dediği ne? Onu da pek anlamış değilim ama. Kışla var. Karakol var. Çit kapısı falan filan. Ev var. Allah Allah, bu ne? Feodal çağa geçiş diyor. Galiba bu onlarla ilgili bir şey olsa gerek. Bir şuraya hemen bir şu 5'ine bir altın verelim. Yine feodal çağa geçmek için diyor. Bir simge inşa edin. Allah Allah. Bak şimdi aklımı karıştırdı. Şuradan biraz işçi bas o zaman. İşçi bas. Bir şeyler yapalım. Simge dediğini nereden inşa edebiliriz? Kral William. Tamam, biz simge inşa edeceğiz. Etmeyelim demiyoruz. Edelim. Öncü değil. Sonraki çağa geçmek için bir simge inşa et. Bir köylüyü seçmek için sol tıkla. Tıkladım. Bu muydu yani? Sonraki çağa geçmek için bir simge inşa et diyor. Kral manastırı yakındaki çatışma dışı tüm birimlere her 1,5 saniyede 1-2 oranla iyileştirir. Simgeden artı %100 hızda okçu üretir diyor. Şunu alacağım ben ya. Bu daha böyle mantıklı geldi bana. Bunu alacağım. İyi de bunu nereye koyacağız? Şimdi bu da çok önemli bir şeye benziyor. Çarpık kentleşme de istemiyorum aslında bakarsanız. Şuraya koyabiliyoruz aslında ama. Yok ya, şuraya koyacağım bunu arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi bakalım. Gidin artık onu inşa edin. La git. Boş boş yatıyor, şuna bak. Dingo'nun ahırı mı burası? Allah Allah. Danimarkalı akıncılar tespit edildi. Hemen görüntüle. Danimarkalıları sevmeyiz. Devam et. Danimarkalıları seviyoruz da kızlarını seviyoruz. Devam. Ne istiyorsun ya? Danimarkalı beni yere püskürt. Tamam, püskürtüyoruz işte. Bizim bir kışla inşa etme vakti geldi herhalde. Da şunlar oklarına moklarına ya. Allah Allah'ım ya Rabbim, nasıl oyunlar yapıyor adamlar. Yemin olsun ya, harika bir şey ya. Tamam. Tercihen de Amerika'nın durduğu altın aracı gönder. Ne altın aracı göndereceğim lan ben onlara, ben yok edeceğiz. Yok edeceğiz. Bir dakika, şunu bir yapsın. Biz bir okçu üretelim abicim şimdi. Şuradan bas altını. Bas. Bas biraderim. Yiyeceğimiz mi yiyeceğimiz var değil mi? Yiyecek de sıkıntı ya. Şunu bir yapsınlar bakalım da. Ondan sonra feodal çağa geçelim. Atlılar üretmek için bir ahır inşa ediyor. Şimdi ahır inşa edecekmişiz. Tamam, oradan bir ahır inşa ederiz. O çok sıkıntı değil. Dert değil. Sen şurada çalışmaya başla bakayım bir. Biraz yiyecek de azalma gördüm. Ne bu? Şehri salmak için çitleri tamamla. Tamam, tamamlayacağız. Bir şey yaparsanız hani bizi bir salarsanız yani halledeceğiz. Şuna bas bakayım şimdi. Biz feodal çağa geçtik mi? Ne oldu yani? Aynen, simge üretince feodal çağa geçmişiz. Aynen, değişmiş zaten. Bakın evler falan. Şekli şemali değişmiş. Okçu binası, ahır. Aynen, ahır inşa et biraderim. Nereye inşa edeceksin? İnşa edecek yerimiz var mı? Şuraya et işte ya. Orada ahır olsun. Şimdi sen de git ona yardım et. Sen ne yapıyordun sen? Sen işine devam et. Sen de buna yardım et. Sen şimdi gel bir çit yapalım biz şimdi seninle. Yok. Şimdi çitin hepsini tabii ki bir tane de kapı yapacağız yani. Ha, bu yapılmış yere kapı açabiliyoruz. Anladım. Neyse, biz çite devam edelim. Şöyle bir çiti kapat bakayım. Da, tamam. Şuradan bir tane de kapı açarsın, olur biter. Şimdi hemen şurayı da bir çitle gelelim. Oo, gelenler var. Yine gelenler var. Abi bas şuraya abicim. Oo, takviye birliklerim geldi. Şimdi takviye birlikler geldiğine göre şu saldırıyı bir savunalım. Daha sonra bir ahır inşa edip biraz da atlıyla birlikte şu nereli lan orası? Danimarkalıları bir fethedelim arkadaşlar. Bizim bu arada Dur lan dur. Dur lan dur, tamam. Sakin olun beyler. Beyler bayanlar bir sakin olun bakayım şimdi. Şuraya bir kapı aç. Yeğenim, bu kadar insan nereden gelip nereden geçecek hiç düşündünüz mü? Yok. Bir kapı yap oraya. Bu niye dışarıda kalmış lan böyle? Siz girin şuraya. Gidin hadi. Bak bak nereden gidiyor. La oğlum cins misiniz? Şuradan gelsenize. Sen gel la buraya. Allah'ım yarabbim. Hay bunlara laf anlatmak var ya, laf anlatmak. Ölüm. Şuradan biraderim sen bu çıkardığın o develileri falan hepsini şuraya gönder, tamam mı? Şimdi şu kadar bassan yeter bize. Çünkü okçu da basacağız. Tamam, oradan işçileri çek. İşçiler gelsin şuraya bir. İşçiler gelsin şuraya. Şurada bir tane şey yapsınlar. Tarla yapsınlar. Üretim önemli. Üretimden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Tamam, şu salağın birini şimdi gel buraya. Ne inşa etmemiştik biz? Şundan da yanına inşa et. Buralar geçici olduğu için böyle çarpık kentleşme çok önemli değil diye düşünüyorum ya. Basalım geçelim askeri. Sonra gidelim Danimarka'yı yok edelim. Oradan neydi? York'u yok edelim. Öyle devam edelim. Şimdilik bu kadar düzen yeter bence. Daha ne olsun yani. Şuna bak. Bak. Lan oğlum buraları yapmamışsınız ya. Lan bize bir saldırı maldırı gelse Allahu Teala korusun. Mahvolacağız yani. Olur mu öyle şey? Hadi bakayım kapatın oraları. Kapat. Aslanlarım benim. Şimdi gelin içeriye. Ya da gidin altında çalışın. Ne işiniz var? Boş durmayın abi. Boş duran Allah sevmez. Ben de sevmem. Devam. Çalışmaya devam. Şimdi siz orayı tamamladınız mı? Sen de boş durmuyorsun. Sen boş duruyorsun gibime geldi. Bak. Tamam. Sen de şimdi şuradan birazcık böyle bir askerlerimizi basalım biraderim. Oo. Ne oldu? Bir şeyler durdu gibi ya. 110, 190 daha nüfus da var. Çok yavaş ilerliyor sanki. Bunun hızını artırmanın bir yolu var mı? Bir bakalım. Artıya basıyorum ama yok. Allah Allah hız. Teknoloji ağaçları falan. Yel değirmeni, karakol falan. Bunlara bakarız arkadaşlar. Bunlar şimdilik önemli değil. Biz şimdi önemli olan şu savaş mekaniklerini iyice anlayabilmemiz için bir gidelim Danimarkalıları bir yok edelim. Ondan sonra gidelim York alalım. Bakalım neler gelişecek. Ben hemen şöyle ordumu çıkartıyorum artık. Zaten bunlar da geliyormuş. Bunlar gelirken tamam, siz de artık yavaştan içeriye girin. Fazla altın istemiyorum ben. Zaten yeterince ordum var. Ben bu orduyla kesin lan şunu. Kesin abicim. Kesin. Gel. Şurada. Lan oğlum bunları öldüremediniz mi lan? 3 tane adam öldüremediniz mi hepiniz? Vurun lan şunlara. Hah. Yürü. Yürü bak. Buralardan geliyorlar ha. Şimdi bu kadar ordunun karşısında 3-5 çapulcu dayanabilir mi? Danimarka'sını da yok edeceğiz. Amerika'sını da yok edeceğiz. İngiliz'ini de yok edeceğiz. Geliyoruz lan. Hadi bakalım. Bak karının bağırışa bak gel. Gel lan buraya. Oradan bizim oraya saldırmaya geliyordunuz değil mi? Yakalayın abi şunları. Onun götünü mızrağa sokun onun. Hadi bakayım. Tamam. Devam. Saldır abicim. Saldır. Kırın, parçalayın abi. Kemik sesi istiyorum. Kemik. Devam. İşte bu ya. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu savaş mekaniklerinin birazcık da olsa gelişmiş olması beni gerçekten sevindirdi diyebilirim yani. Lan oğlum yalnız bizim askerlerde iş yok gibi ya. Lan kral Şu kılıcını bir savur, bir şeyler yap ya. Tamam. Şimdi gelin bakayım şöyle. Kapıya da vurun abi. İleride koçbaşı da yapacağız arkadaşlar. Bu arkadan mancınıklara falan yapacağız. Daha güzel bir kule savaşları izleyeceksiniz yani. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsini biliyoruz. Daha önceden yaptık. Deneyimli olduğumuz bir alan olduğu için sıkıntı yok. Oyun bizim hakimiyetimiz altında. Yakın abicim şuralara. Yakın. Kralı getirdim sizin yanınıza. Sırf sizin savaş gücünüz artsın diye. Yıkın. Bak bak bak. Lan oğlum şuna vurun lan. Heh. Danimarka kampı diye. Şimdi Danimarka kampını göstereceğim ben bunlara. Ne diyordunuz efendim? Bak bak. Yaptıklarına bak. Gelin abicim şunları da bir yok edin. Tamam, Danimarka kampını da ele geçirdik. Şurada 3-5 çapulcu daha kalmış. Onları da bir alalım. Lan oğlum bizim olduğumuz yerde biz hüküm süreriz. Biz. Anladınız mı? Yıkın burayı. Yıkın burayı. Dağıtın. Taş üstünde taş istemiyorum. Ne oldu? Oyunu kaydedecek. Et bakalım hadi. Şimdi arkadaşlar burayla da işimiz bitti. Danimarkalı neyse söylemeyeceğim. Onlarla da işimiz bitti. Şimdi biz York'a geliyoruz arkadaşlar. Son görevimiz York'a geliyoruz. Şimdi York'a gitmeden önce şuradan evden üretilen okçuları bir alalım. Daha sonra şuradan atlıları alalım. Burada atlı var mıydı? Kucaklarında altınlarla bekliyorlar ya Rabbi. Benim işçilerde de saraklık var biraz. Bu ordum nerede kaldı benim? Lan gelin oğlum şöyle gelin lan. Bak. Oğlum biz inşa etmek istemiyoruz ya. Biz zaten şu an çok güçlü durumdayız yani. Biz saldırıp her yeri yok etmek istiyoruz yani. Bırakın bizi bir salın ya. Bizi bir salın abiciğim. Siz de çıkın. 3 tanesi 3 tanesidir. Hadi bakayım devam. Saldırıya gidiyoruz. Yine de bassınlar da. Şimdi yenileri meneler edersek. Yine de elimizde bir hazır askerimiz olsun derken bizi saldırıya geçtiler. Oy. Kralım. Kralım bas gücünü. Yok et abi şunları. Yok et yakın orayı. Ezip geçeceğiz, ezip geçeceğiz. Çok güzel. Devam. Devam. Kralım önden git. Korkusuzluğunu göster. Kralım geri gel sen ölme. Kralım sen geri gel. Kralım ölürse iş biter beyler. Bak bak okçularım ya. Okçularım çok güçlü beyler. Önden daha ordu oraya varmadan hepsini tatak tatak yok ediyorlar. Bak bir tane kalıyor. Onu yok etmiyorlar mesela ya. Ben anlamıyorum. Şöyle şehir kapısına dayandık bile. Bu seviye için son görevimize gelmiş bulunmaktayız. Şehir kapısını şu an itibariyle yıkmak üzereyiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? İçeride güzel bir ordu bizi karşılıyor beyler. Ama biz de boş değiliz yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bu okçular bizi haşat ettiler be biraderim. Saldır, 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 saldır. Şunları bir alın. Tamam. Arkayı. Siz şunu alın. Tamam. Şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla orduyu parça parça kullanmak bizim için daha mantıklı. Hani sen şunu al, sen şunu al gibisinden. Hepsini birlikte yönlendirince gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor. Yani gel buraya oğlum kovalama. Bir kişi kovalanır mı ya? Şuraları yıkın. Ya da buraları yıkmaya gerek yok. Daha içeriden asker çıkıyor ya. Kaç tane askerin var senin? Biraz var yani. Tamam. Şimdi sen şuraya al. Devam. Devam. Ara saldır. İçeriye gir. Aa, bu kapıyı da yıkmak gerekiyor. Asker ihtiyacımız olur mu acaba ya? Şuradan... Yok, şuradan asker çağırsak mı ki? Biz çağıralım da şimdiden gele dursun. Belli olmaz şimdi. Lazım falan olur. Bunlar işçiler. Bu kadar işçinin burada ne işi var? Bu da ayrı bir muamma. Tamam, şimdi bunlar da şöyle ilerlesinler. Tamam, bunlar da burayı yıkmışlar. Hemen saldırıya devam. Abi kralımız kalmış öncü birlikten sadece ya. Kralım seni öldürürlerse çık geri çık abi. Of. Orduya bakar mısınız arkadaşlar? Gelen orduya bakın. Çok fazla, aşırı fazla. Şuradan tahrip edebildiğimiz kadar edip gidelim. Ben bu kadar... Gelin siz de gelin abicim, gelin siz de. Hiç gerek yok. Lan pusu atmışlar lan bir de. Şunlara bak. Bir de pusu atmışlar ya. Ya şimdi şurada nereden baksan 50-100 tane York'un iç kalesi buymuş yani. 50-60 tane şeyleri var. Bir saniye. Bunlar nereye gitsin? Direkt buraya gelsin abi. Direkt. Bastığı bütün askerler. Lan nereye gönderdik onu? Nereye gönderdik biz? Bir saniye. Şunu çek. Şuraya gelsin o da. Şimdi şunu da oraya götürelim. Tamam mı? Bas. Tamam. Mızraklı asker. İyi de bu ürettikçe buraya düşüyor ya, ben anlamadım. Orayı seçiyorum ama. Buraya gitmesi gerekiyor ya. Ha tamam, buraya geliyorlarmış. Birer hepsi geliyor. Birer ikişer geliyorlar. Güzel. Şimdi şurada Kral Manastırı diyor. Burada ne işe yarıyor acaba burası? Onu da bilmiyorum da. Yaktık bakalım. Öncü. Yok, öncüye gerek yok. Bunlar ne? Siz ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Siz ete dayanın. Şimdi 87 kişi kalmışız ya. Ulan yolda saldırıya uğradı bunlar. Bak ya. Gelin de şunları yok edelim bari ya. Geldik. Hepiniz telef olmuşsunuz ya. Biz de öğrendik bu işten ya. Hepsini tekrar buraya getirdik. Oo. Gelin abi gelin. Gel. Gel, bu böyle olmayacak. Şurada iyice bir gücümüzü toplayıp tekrar saldırmak lazım. İşler kesat. Yani hiçbir şey istediğim gibi gitmedi o saldırıda. Biz yönetemedik daha doğrusu bence. Bu köylünün ne işi var burada ya? Masum insanları karıştırmayın arkadaşlar savaşa. Siz de şurada durun. Sen de gel şuraya gel. Bak nerelere gidiyor ya. Oradan biri şimdi oku gelecek. Kafana bir saplayacak, ondan sonra ben Allah'a ne ettim diyeceksin. Güzel. Geç abicim sen de şuraya. Sen kimsin? Ha, az önceki köylüsün sen. Sen de boş durma, geç şuradan. Sen de yemek falan üret. Bir şeyler yap. Boş durmayın abi. Bu memlekette kimse boş durmayacak. Güzel bir pozisyon alın bakayım. Aferin. Yalnız atlı birliğimiz az ya. Hatta az değil, yok. Bir tane mi var? İki tane böyle bir şey var galiba. Kral'la birlikte 2 tane atlı birliğimiz var. Bak güzel. Saldırıya uğradılar diyelim. Saldırıyorlar. Tekrar aynı pozisyonlarına geçiyorlar. Bak güzel. Hemen aynı pozisyonlarına geçiyorlar. Bu benim için sevindirici. Güzel. Atlılar çıkmaya başladı. Atlılar önemli arkadaşlar ya. Atlılar gerçekten önemli yani. Bu ne işe yarıyormuş? İlkel yükseltmesi yap. Bunlardan yapalım bakalım. Tahkimli yükseltme yapıyor. Oo, bizim bunları iptal et ya. Bizim eti bir şey bırakmadı. Bak yiyecek miyecek bırakmıyor. Onu yapınca. Tümü 62 kişi diyor. Şimdi burada kaç kişi vardı? Yani en az 73 kişi var. Kaç kişi var hatta? 87 kişi var. Büyük bir ordu kurmamız gerekiyor. Hem de çok büyük bir ordu kurmamız gerekiyor. 64 kişi oldu. Hayır. İş yapma. Hatta şu işleri öldürebilirim ya. Ha, sizi öldüreyim ben. Aynen öyle. Şimdi 7 taneymiş şey. Süvari birliğimiz. Güzel, bizim kral kendi sağlığını yeniliyor. Bu ne işe yarıyormuş? Birimlere hedef binaya veya taşıma aracına girmeyi emreder diyor. Konuş lan diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Yapsın bakalım. Bunu neye göre basabiliyoruz ya? Yiyeceğe göre diyor. Yiyeceğe göre basabilirsin diyor. Ulan biz de yiyecek şey yapsın diye yapın abi, yapın. Madem öyle yiyecek lazım, yapın. Üret o zaman, işçi üret. Yapacak bir şey yok. Devam. Şu an bakıyorum kaç tane bizim atlımız olmuş. Şimdi atlıyı yüksek tutarsak mesela 11 tane atlımız var. Şu mızrakları yok ettikten sonra atlılar içeri girdiği gibi hem kalkanlıları hem de şu okçuları talan ederler arkadaşlar. Bu bizim için gayet iyi olur ama öncelikle dediğim gibi bizim şu mızrakları yok etmemiz gerekiyor. Şu an 86 kişiler. Biz kaç kişiyiz? Biz de 82 kişiyiz. Bir tık daha seviyemizi artırırsak. Nerede saldırı? Tamam, onları yok ederler ya. Çok önemli değil. Kral var yanlarında. Kral. Onlar az önce gördüm ben. Bana doğru gönderdiler. Bakın şimdi yine gönderecekler. Şuradan göstereyim ben size. Bakın. Yani yine gönderiyor. Bu anlık böyle gönderiyor ya. Buna yapacak bir şey yok. Atlıyı basmak biraz şey istiyor yani. Pahalı yani. Biraz atlı biraz pahalı. Bunları ele geçirdik ama buradan hiçbir şey elde edemedik. Bu da üzücü. Ama olsun bakalım. Şunları bir yapsınlar. Ya dayanamıyorum arkadaşlar. Gidip saldırasım var ya. Ne olabilir ki? Kaç tane askerim var benim? 85 oldu sanırım. 86 mı oldu? Aynen, şununla birlikte 86 olacak. 86 askerle saldıracağım. Yeter ya, yürü. Yürüyün lan. Gidiyoruz. Amerika'yı da fethedeceğiz. Onların yaverlerini de. Feodal çağda olduğumuzda 2 yazısından anlıyoruz galiba. Bana öyle bir şey denmez ama ben bunu mantık yürüterek anlayabileceğimi düşünüyorum. Devam ki. Yerinde bekle diyor. Şuraya gelin mi? Sürekli böyle bir yer değiştirme çankantıları beni sinirlendiriyor. Ama o gelmeye başladılar. Şimdi kralın gücünü ne zaman bassam? Kral sen şöyle ortaya doğru git. Senin gücünü basalım. Tek bir asker bile zayi etmek istemiyorum ama sanırım biraz sıkıntılı geçecek bu savaş ya. Çünkü bayağı bir okçu grubu var orada. Abicim yürü yürü, şunlara saldır. Direkt şunlara saldır. Boş ver evi damı. Görmüyorsunuz galiba orayı. Wow. Allah sonumuzu hayır etsin. Lan şuraya saldırın lan, şuraya şuraya. Eyvah, yine bizi mahvediyorlar. Yaralı lider diyor ya. Liderini kurtar diyor. Üf, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Lider düştüyse arkadaşlar bir savaş gitmiştir. Bir savaş bitmiştir ya lider gittiyse. Yapmayın be, yapmayın be. Liderim sen gel şöyle ya. Lideri tekrar kurtardık ama yine de işler istediğimiz gibi gitmiyor. Lan oğlum şunlara saldırın be. Aman siz de neymişsiniz be. Devam. Bakalım ne kadar zayiat verebileceğiz. Kralım. Aman. Lan yine yok ettiler bizi. 86 tane askerim vardı. 86'sı da mahvoldu. En kötüsü kral gidiyordu az daha. Ama az kaldılar. Ben tükendim ama onları da tükettim. Şimdi siz şöyle gelin abi. Şuraya kadar gelin. Ben şimdi onlara göstereceğim. Hayatlarında görmedikleri kadar atlı basacağım. Ondan sonra arkalarına da okçu. Acımak yok bundan sonra ya. Bam güm ya, devam. Gel buraya. Çalış abicim, çalış. Bak. Herkes çalışıyor. Hunharca et yapıyoruz. Yiyecek yapıyoruz. Tamam mı? Sen de şuraya gel. Keşke işçileri öldürmeseydim. Ben de işçileri öldürdük. Şuna bak. İşsiz kaldık. Kralım az daha ölüyordum be. Kralım kendi kendine can basıyor arkadaşlar. Bu gayet iyi. Sıkıntı yok. Oo, videoda 1 saat olmuş yaklaşık ya. Tüh, şurayı bitirseydik de ondan sonra videoyu sonlandırsaydık. Neyse, burayı bitirelim de öyle sonlandıralım. Olmazsa ben biraz kırparım. Şu an 1 saat olmuş arkadaşlar. Tamına 1 saat olmuş. İnanın zamanın nasıl geçtiğini anlamadım desem. Yani gerçekten oyun kendine böyle çekiyor, bağlıyor yani. O yönden gayet iyi, hoşuma gitti. Yani böyle akıcılığı var, zevkli. Gayet hoş. Grafikleri falan zaten muazzam, söyleyecek hiçbir şey yok. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar şöyle yakınlaştığınızda da göreceksiniz. Daha önce hiçbir Age of serisinde görmediğiniz o muhteşem grafikleri bu oyunda rahatlıkla görebilirsiniz. Bas 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 bas. Okçu, daha sonrasında atlı, süvari yani. Bizim taktiğimiz bu, hedefimiz bu. Hadi bakalım. Şu evi ortadan yok edip şey yapasım var da. Siz bence birazdanki yapacağım saldırı için kendinizi kuvvetlendirmeye bakın. Yemin olsun bu sefer fena geliyorum. Bak, altyapıyı da çok iyi kurdum. Burada gördüğünüz gibi 20 tane tarlam var. Mükemmel bir savaş çekeceğiz ya, yapacağız. Orayı bu sefer fethedeceğiz. İstanbul'u fethedeceğiz arkadaşlar. Kralı öldürdük ya. Az önce savaşta kral düşmesi demek her şeyin bittiği anlamına gelir arkadaşlar. Yani bitmişsindir yani. Bir kral düştüyse bitmişsindir. Okçu. Atla. Çok güzel. İşte bu. Şimdi bunların bir de geliştirmeleri falan oluyor da galiba bu şeyde yok. Siz söyleyin. Bu çağda yok öyle bir şey yani. Daha ileriki çağlarda oluyor. Buralarda bir şeyler var da, savun var. Buraya bak. Saldırı pingi. Ha, çok iyi. Neymiş bu şimdi? Müttefiklerine saldırı pingi gönder diyor. Kamerayı sıfırla. Sağa dönler, sola dönler falan filan. Tamam, sıkıntı yok. Bu ne? Ha, işçi sayısını söylüyor. Tamam, sıkıntı yok ya işçide. İşçi var zaten. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Tamam, şuradan. Bu ne var? Keşif kolu silahşörü mü? Ağır yakın dövüş piyadesi. Şunları geliştirelim bakalım. Bunlar ne işe yarıyorsa bir de bunları yaptıralım. Yükseltiyor bakalım, yükseltsin. Ama bunları yükseltmesi de çok uzun sürecek ya. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Biz direkt şöyle mızraklı şeyli basalım yani. Yeterince zaten okçu falan basıyoruz. Ondan yana problem yok. 22 okçumuz var, 12 atlı var, 2 tane mızraklı var. Ha, de kralımız var tabii ki. Buranın bu kadar zor alındığını bilmiyordum ya. Bu kadar zor alındığını bilseydim ilk gönderdiğim orduyu hiç zayi etmeden hepsini toplayıp öyle gönderirdim. Yani daha güçlü bir şekilde giderdim oraya. Bilmediğimiz için sıkıntı yani, ama siz şimdi izlediniz, yaparken aklınızda bulunsun. Önce ilk giderken daha kuvvetli bir ordu kurmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi bizim yine ufaktan bir ordu kurulmaya başlandı. Ufaktan dediğimde 47 kişi olmuş bile yani. Sıkıntı yok. Şimdi şuna biz ahır kurdursak, tamam mı? Ondan sonra şuraya okçu binası kurdursak, şuraya kışla kurdursak. Yani amacım şeyi daha hızlı üretmek. Yani askerleri daha hızlı üretmek. Onun için uğraşıyorum. Bakalım iki taraftan üretecek mi askerlerim? Yani tek taraftan mı üretebiliyoruz, iki taraftan mı? O önemli. Şimdi ona bir bakayım. Bir de şu üstlerinde mesela ne zaman üretildiklerini gösteriyor. Daha yeni fark ediyorum ha. Bakayım bir şimdi. Tamam. Buradan da üretebiliyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Sen de buraya gönder. Çok iyi. Tamam, niye böyle yapmadık biz ya? Sabahtan beri uğraşıyoruz. Bakın 1 saat olmuş. 1 saattir uğraşıyoruz. Tamam. Şimdi orduyu gayet iyi, hızlı bir şekilde büyütebiliriz. Şu anda bile 61 kişi olmuş zaten. Kaç tanesi bunların atlı? 19 atlı var. Otlu sayımız da güzel. Okçu sayımız da güzel arkadaşlar. Okçu biraz daha basabiliriz ya. Sıkıntı yok. Arkadan bunlar çüt işi çözecekler. Ben bunlara güveniyorum. Tamam, sen şimdi boş durma. Şuralarda bir yerde çalış, kendine iş bul. Bacım siz de boş durmayın. Gelin şöyle bakayım. Gel. Bu eyalette boş duranın kafasını keserler, ben size söyleyeyim. Hadi bakayım. Çalışmaya devam. Güzel. 72 kişi olduk. Sürekli artıyoruz. 75 olduk. Oğlum kaçacak yer arayın. Bu sefer var ya, orayı en ufak binasına kadar yıkacağım bak. Mahvedeceğim sizi. Orayı duman edeceğim arkadaşlar. 126 kişi olmuşuz. Daha var. Devam. Bas. Bas şuralardan bas. Yiyecek kalmamış. Çalışmıyor musunuz ya? Çalışın hadi. Hadi. Çalışın. ...86. Oo, bayağı hızlı büyüdük ha. Bakayım orayı nasıl yok edecekler. Üf. Saniye sürmedi, saniye. Tuman ettiler yemin olsun. Bak hiç sevmediğim şey dağınıklık. Yani böyle dağınık durmayın da. Nasıl duruyorsanız durun yani. Ama bir düzeniniz olsun. Dağınık durmayın. En nefret ettiğim şey. Düzen olacak abi. Tertip olacak. Askeriye de düzen her şeydir. Şimdi. Devam. Bu ne? Köylü. Çalış. Kendine tarla yap o zaman. Allah. Sen köylü. Boş durma. Çalış. Araya, dereye, her yere yapın şunu. Tamam. Burada mızrakçı yap. Okçuya basmaya devam et. Bu sefer orayı duman edeceğim ya. Kafaya koydum, orayı duman edeceğim. Böyle bir ordu daha önce görmüş olma ihtimaliniz çok düşük. 100 kişilik bir ordudan bahsediyorum şu an. Daha da artıyor. Daha da geliyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü 8 tane spawn noktaları var. Hepsinden 5-10 saniyede bir asker çıkıyor. Atlısı, okçusu, her neyse. Bakın sürekli geliyor. Kralım. Bu orduyu çoktandır hak ettiğini biliyoruz. İlk zamanlarda büyük savaşlarda gösterdiğiniz büyük başarılardan dolayı sizi tebrik ederiz. Ve şimdi sizi böyle bir orduyla şereflendiriyoruz. Bas. Bence gidelim artık ya. Yine dayanamıyorum ben. Yine yenilirsek var ya. Bu sefer videoyu kapatırım. Ya Allah, bismillah. 113 kişi olmuşuz arkadaşlar. Dev bir orduyla gidiyoruz. 51 tane okçumuz var. 35 atlı, 18 mızraklı, 8 tane keşif kolu silahşörü ve bir tane de kralımızla yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Şu orduya bir bakın arkadaşlar ya. Ya şu saçma olmuş ama ya. Şunu düzeltmeleri lazım beni. Sürekli bir sağ sol sağ sol. Yani bu pek hoş değil yani. Bak yine seçemedik ya. Lan orada o kadar büyük ki hepsini bir arada seçemiyorsunuz. Şu saldırı pinginden atayım mı şuraya? Vallahi attım. Ne işe yarayacak bakalım. Oğlum bak elin adamın okçusu bize saldırıyor. Bunlar da saf saf bize bakıyorlar ya. Saldırın. Lan var ya bunları yok edemezseniz var ya hepinizi duman ederim. Videoyu kapatır çıkar giderim yemin olsun. Duman edin orayı. Yıkın. Tavrımı ağrı edeceğiz orayı. Oğlum bak sizin bu evle bir alıp veremediğiniz var. Tamam mı? Size bunu soracağım ya. Yıkın şurayı lan. Hayır hayır son savaşçılarına kadar öldürün abi. Kimse ayakta kalmasın. Yok edin. Aa şöyle işte bu ya. Var ya. Emin olsun ya. İşte bu. İşte bu. Gelin abi. Devam edebiliyor muyuz? Yok. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü görevlerimiz, seferimizin sonuna geldik. Sefer 2'yi bitirdik bu arada. Bilmeyenler için. Sefer 2'yi bitirdik. Bir sonraki bölümde sefer 3'e geçeceğiz. Orayı da gün içerisinde videonun gelmesini istiyorsanız şöyle sağlam bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.